Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler gayet iyiyiz. Arkadaşlar bugün ders ihtiyacı olan bir yere ders çekmeye geldik. Burası giriş hol. Şu şekilde devam ediyor. Buraya ders çekeceğiz. Derzimizi hazırladık. Önce derzden bir bahsedeyim. Belki bunu ilk defa deneyecekler olabilir. İlk defa yapacak olabilir. Onun için derzden bahsedeyim. Arkadaşlar ben silikonlu derz kullanıyorum. İki çeşit derz var zaten. Biri silikonlu derz, biri normal derz. Silikonlu derzin özelliği arkadaşlar biraz daha yapışkanlığı daha fazla. İkincisi suyla karıştırdığında böyle diğer derz gibi hemen suya karışmıyor. İyice bir karıştırmanız gerekiyor. Benim burada kullandığım genelde hep silikonlu derz. Bu şekilde derz alıyorum. Silikonlu derz kullanıyorum. Malzemecilerden de isterken silikonlu beyaz derz ol dediğimde bu şekilde malzeme alıyorum. Derze gelince şimdi arkadaşlar, derzin karıştırılması gelince, derz genelde arkadaşlar yoğurt kıvamında olduğunda yeterli. Şu şekilde arkadaşlar karıştırdım. Yoğurt kıvamında. Ne çok akışkan ne çok koyu. Suyla bir nereden baksan 10 dakika karıştırdım yani. Çünkü silikonlu derz o kadar çok basit bir şekilde suyla karışmıyor. İkincisi arkadaşlar, derz çekeceğimiz yerin derz boşluklarının oluşmuş olması gerekir. Mesela bizim burada derz boşlukları oluşmuş arkadaşlar. Fayans derinliğinde derz boşlukları oluşmuş. Burayı suyla temas ettiğinde, burada eğer su akıntısı, su kullanılsa, akan bir yer olsa, hol olduğu için böyle bir sıkıntı yok ama bu durum banyoda olsa direkt alt kata su verir. Yani aşağıya tavan akar. Bunun için arkadaşlar biz buraya hole çekeceğiz. Buraya su görmüyor ama buraya da derz çekilmesi gerekiyor. Zamanla kireç sökücü fazla kullanmaktan veya başka sebeplerden dolayı derz aralarında boşalmış tamamen. Gördüğünüz gibi derz üzerine derz olmaz. Derz boşluklarının tamamen oluşması gerekir. Burası oluşmuş. Şurada hafif bir derz kalmış. Diğerlerler arkadaşlar tamamıyla boşalmış. Şimdi buraya derz çekmek için ben genelde arkadaşlar derz çekerken yanında bulunması gereken arkadaşlar ben şu görmüş olduğunuz çekçekle, küçük çekpasla derz çekiyorum. Şimdi çekerken de siz göreceksiniz. Bununla çekiyorum. Daha sonra da derz süngeriyle temizliyorum. Süngerle, derz süngeriyle veya bir süngerle temizliyorum. Üzerinden de 12 saat kuruması gerekiyor arkadaşlar. Derzin tamamen mukavemetini sağlaması için 12 saat derzin kuruyup temiz bir görüntüye ulaşabilmesi için derz tamamen kurusun. Ondan sonra da arkadaşlar fırçayla veya kuru bir paspasla üzerindeki tozları aldığınızda şu aradaki çizgiler sadece kalıyor. Ondan sonra güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Şimdi ben derzi nasıl çekiyorum? Siz de bu rahatlıkla benim çektiğim gibi derzi çekip bulunduğunuz yeri güzelleştirebilirsiniz. Veya derz ihtiyacı olan yere rahatlıkla bu işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şu kısımdan başlayacağım arkadaşlar. Çeke çeke geriye doğru gideceğim. Şimdi derz çekmeye başlayalım.
tamamıyla çizgiler ortaya çıkacak. Dediğim gibi 12 saat kurama süresi var. Kurduktan sonra tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Derzin çekilmesi bu şekilde. Genel bir ince temizlik yapılacak. Tamamdır. Beni izlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. İyi günlerde, güzel günlerde görüşmek üzere. Sosyal medya hesaplarımızı arkadaşlar. Instagram adresimizi şuraya bırakıyorum. Oradan beni takip ederseniz orayla da ilgili güzel videolar çekiyoruz. Takip alırsanız memnun kalırız. Karaoğlular Instagram adresimiz. Tesis açarsan bildiğiniz gibi YouTube kanalımız. Ortaca Köyü Karabük'te Facebook adresimiz arkadaşlar. Biz tesisatın yanında da günlük yaşantımızla ilgili de videolar paylaşıyorum. Yakın akrabalarımızın düğünleri olsa düğünleri paylaşıyoruz. Bağ bahçe işlerimizi, tarla işlerimizi paylaşıyoruz. Bunları da beğenmenizi tavsiye ediyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.